Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Paranın Rotası'na hoş geldiniz. Haftanın son iş gününde ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Doktor Yaşar Erdinç ile birlikte. Hocam günaydın. Günaydın Barış. Haftayı bitiriyoruz artık. Haftayı noktalarken isterseniz dışarıya bir bakarak başlayalım. Amerika'da, Avrupa'da, Asya'da neler oluyor? Son gelişmeleri bir toparlayalım. Pek çok belirsizlik vardı bu hafta. Bunlardan neler çıktı? Bu belirsizlikler bitti mi? Bir de tabii bu mali uçurum konusu. Bugün 1 Mart. Dün gece demokratların verdiği harcama kesintileri ilişkin öneri senatoda reddedildi. Bunun sonuçları etkileri ne olur? Böyle bir genel dışarıyı toparlayarak başlayalım programa. Evet, yaklaşık 2,5 ay önce başlayan bir FED toplantı tutanakları sarsıntısı vardı. Buna rağmen piyasalar gene de yani tüm küresel piyasalardan bahsediyorum oldukça iyiydi. FED toplantı tutanaklarında Barış biliyorsun acaba basılan para geri çekilecek mi? Hı-hı. Amerika Merkez Bankası'nın bilançosu küçültülmeye başlanacak mı? Yılın ikinci yarısında böyle bir risk var mı? Endişeleri vardı. Ve iki ay son iki toplantıda FED'in yapmış olduğu son iki toplantıda yayınlanan tutanaklarda buna yönelik böyle istekler, talepler olduğu da görülmüştü. Fakat özellikle Bernanke'nin hem salı günü hem çarşamba günü yapmış olduğu konuşmalar bırakın yani o parasal genişlemenin geri çekilmesini, hatta Bernanke elindeki tahvilleri vadesine kadar bile tutabileceğini söyleyince bunun bir açıdan anlamı şu oldu. Evet, basılmış olan parayı geri çekme niyetimiz yok. Bu çok net bir şekilde piyasa tarafından algılandı. Bu yüzden de zaten Amerikan borsaları bayağı ciddi bir rally yaptı zirvelerine doğru. Dün de bu rally devam ediyordu. Bir ara %0.60-70 gibi önemli bir oran yükselişler vardı. Son anda Cumhuriyetçilerin vermiş olduğu teklif, özür diliyorum, Demokratların Amerika'da Obama'nın vermiş olduğu harcama kesintilerinin ertelenmesine ve azaltılmasına ilişkin teklif reddedildi Senato'da. Bu reddedilme sonrasında bir satış geldi son anda piyasalara. Fakat büyük resme baktığımızda şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Amerika'da son çeyrekte büyüme yavaşlamış. Bu çok belirgin. Ama bu yavaşlamada şeyin çok fazla etkisi var. Hava şartlarının da çok fazla etkisi var. Mevsim koşullarının. Çünkü biliyorsun Amerika'da donarak ölenler falan oldu. Çok ciddi kar yağışı var, soğuk var. Evet. Orada üretimin bir miktar kesilmiş olması normal karşılanıyor. Ama Ocak ayından bu yana açıklanan Amerika'daki öncü göstergeler, ki bunlar PMI verisi diyoruz, İşte tüketici güven endeksi, diğer kredi kullanımları, imalat sanayi endeksleri genelde ivmenin arttığını gösteriyor. Şu ortaya çıktı ki 1 Ocak itibariyle mali uçurumun ertelenmiş olması, bütçe limitinin arttırılmış olması iş dünyasına güven vermiş ve orada bir yatırım başlamış durumda. Dolayısıyla Amerika'da bir ciddi toparlanma var. Avrupa'da en azından iki tane şey biliyoruz. Bir tanesi herhangi bir sıkıntı olduğunda Merkez Bankası devreye girecek. Avrupa Merkez Bankası devletlerin tahvillerini alabileceğini söylemişti. Bunu çok önceden söyledi zaten Draghi. Yaklaşık Temmuz-Ağustos aylarında söyledi. O dönemden bu yana da Euro-Dolar paritesi arttı. İkinci bildiğimiz bir şey daha var. O da Avrupa Merkez Bankası elindeki verilere baktığında ekonominin dibi gördüğünü, artık bundan sonra daha kötüsünün olmayacağını, daha en kötüsünün görüldüğünü söylemiş olmaları euroya değer kazandırmıştı ve bir euro dolar paritesi 1.37 seviyelerine kadar gelmişti. Nitekim en önemli testlerden bir tanesi İtalyan seçimleriydi. İtalya'daki seçimden tam anlamıyla kilitlenme çıkmasına rağmen, ki öyle beklenmiyordu ve euro dolar paritesi de o yüzden yukarı gidiyordu ve Avrupa ekonomilerine, Avrupa borsaları da yukarı gidiyordu. Böyle bir kilitlenme beklenmediği için zaten öyle bir olumlu yukarı yönlü hareket vardı. Orada kilitlenmeye rağmen şu an İtalyan faizlerinin geri çekiliyor olması, İspanyol faizlerinin daha sert düşmesi, Portekiz faizleri de yükselmişti bu İtalya seçimleri sonrası. Onların da geri çekilmeye başlaması. En azından piyasa şöyle düşünüyor. Evet, burada böyle bir şey var, bir sorun var İtalya, ama bu hemen gözümüzün önünde, hemen bugünden yarına bir sorun değil. Orada hükümet bir şekilde kurulur veya ikinci bir seçim olması tabii riskli bir, yeniden riskli bir durum yaratır. Çünkü öyle bir durumda Grillo gelebilir.
ki alınan oylarda bugün bir uluslararası ilişkiler bölümü hocası yorum yapıyordu. Çok ilginç bir şey söyledi. Ben bilmiyordum öyle olduğunu. Grillo'nun birinci parti olduğunu söyledi. Diğerlerinin birçok diğer partilerle ortaklaşa birlikte seçime girmiş olması nedeniyle aldıkları oy sayısı açısından Grillo'nun diğerleri partilere dağıtıldığında önemli bir oy aldığını söylüyordu. Bu tabii ki bir risk. Ama toparlayacak olursak Avrupa Birliği'nde en azından kısa vadede bir çok ciddi başka sorun beklenmiyor. Yani seçim de atlatıldı. Piyasalarda bir rahatlama var. Dün şeyin etkisi, yani harcama kesintilerinin otomatik başlamasının etkisi sadece bir 0.40-50 puanlık bir düşüşe sebep oldu borsalarda, o kadar. Bu sabah itibariyle de hani düşüş devam ediyor mu diye vadeli endekslere baktığımızda öyle olmadığını görüyoruz. Yani dünkü seviyelerin çok hafif altında seyrediyor. Dışarıda bir risk iştahı artışı var. Özellikle bu bol para sürecinin kesilmeyeceği beklentisi ve devam edeceği beklentisi hakim. Ve yabancı fonlar şu an getiri aramaya başladılar. Ve yaklaşık son bir haftadır, ki bir hafta derken şunu kastediyorum, pazartesi günü bizim borsamız düşüşle açılmıştı ve 75.500 gibi bir seviyeyi gördükten sonra dün yeniden yaklaşık 3.500 puan, 79.000'in üzerine attı kendisini. Bize de yeniden bir para girişi başladı. Yabancı takas oranında artışlar başladı. Ve gelişmekte olan ülkelere Japonya'nın da desteğiyle, parasal genişleme desteğiyle birlikte bayağı ciddi bir giriş var. Bu anlamda ben şöyle bir Ocak ayı etkisi ocağın sonuna kadar görüldü. Yani Türkiye açısından söylüyorum. Ocak aylarında her zaman genellikle borsaların yükseldiği bilinir. Ve yükseldi. Düşüşü yaptık. 5 haftalık bir düşüş yaptık. 5 haftadan sonra 6. haftada bayağı bir sert, güçlü bir şey verdi, tepki verdi borsa. Bu tepki tahmin ediyorum bir miktar daha devam edecek ama 4 gündür yükseliyor. Dolayısıyla bugün biraz önce yatay, biraz belki geri çekilme yapacak. Ama biraz sonra onu daha ayrıntılı grafiklerle vereceğim. Küresel ekonomilere baktığımızda Çin'den biraz bozuk veriler gelmeye başladı. Çin bölgesel büyüme oranlarını bir miktar aşağı çekti. Son gelen imalat verileri bir miktar üretimin yavaşladığına dair sinyal veriyor. Japonya'da 8. aydır enflasyon eksi çıkıyor ve sürekli bir enflasyonda düşüş var. Adamlar %2 enflasyon yaratacağız diye bir şeye girdiler. Fakat şu ana kadar tabii hani daha bu olalı 1,5 ay oldu. Yani bunun hemen enflasyonu etkilemesi mümkün değil. Ama önümüzdeki 3 ay, 5 ay Asya cephesinde Japonya'da enflasyon artıyor mu? Artıyorsa bu çok olumlu haber olacak tüm dünya açısından ve piyasaları da olumlu etkileyecek. Amerika'da son gelen veriler iyiydi. Buradan verilerin olumlu gelmeye devam etmesi risk iştahını arttırır. Ve küresel olarak aslında şöyle bir önümüzdeki birkaç ay çok olumlu bir döneme girebiliriz. Peki hocam, şimdi dış ticaret verileri açıklandı dün. Aslında biraz sanki hafif bir bozulma var gibi. Evet. Cari açık konusunda tabii endişelerimiz var hep. Cari açıkla ilgili bir olumsuz tablo olur mu? Yeniden bir yükseliş olur mu acaba bu verileri gördükten sonra, evet, ne diyorsunuz? Hatırlarsan Barış, daha önceki programlarda da şunu özellikle belirtiyorduk. Yani cari açık düşmeye devam ediyor. Hı hı. Ve bunun en temel sebebi de iç talepteki kısılmaydı. Ve özellikle Aralık ayı cari açığını henüz bilmiyoruz. En son bildiğimiz Kasım ayı cari açığı. Biz Aralık ayında öğreneceğiz ama dış ticaret istatistikleri daha önce geliyor ve bir miktar sinyal veriyor. Geçen yılın aynı ayına göre ihracat, yani 2012'nin Ocak ayına göre %11.2 artmış ve dış ticaret açığı da %2.4 artmış. Bu arada ithalata baktığımızda ithalata da %7.6'lık bir artış var. Bu açıdan bakıldığında hafifçe artık dibi gördük bence şeyde. Yani dış ticaret dengesinde dip görüldü ve buradan itibaren açık yeniden yükselmeye başlayacak gibi gözüküyor. Ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye bakıldığında ihracat %7.9 artmış, ithalat %7.6 artmış
ve mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olanda da ihracat deminki nominal artışlar, demin söylediğim. İhracat %2, ithalat %9 artmış. Yani takvim etkisinden arındırdığın zaman ithalattaki artış daha güçlü olmuş. Dolayısıyla Avrupa Birliği'ne ihracatımız %7.2 artmış. Bu aşamada bir miktar otomotiv sanayi, yan sanayinden ihracatın çok daha yüksek arttığını görüyoruz. İthalatta ilk sırayı Rusya alıyor ve Rusya alması normal çünkü enerji ihtiyacımızı yani önemli bir kısmını da Rusya'dan karşılıyoruz. Dolayısıyla Rusya birinci partnerimiz olmuş. Yani en büyük dış ticaret yaptığımız birinci partnerimiz olmuş. Bu aşamadan sonra önemli olan şey şu. Beklentiler kadar artması gerekir. Eğer cari açıkta hızlı bir artış olursa bu zaten hem faizleri hem doları, dövizi olumsuz yönde etkileyecektir. Şu an çok kötü sinyal almış değiliz ama en azından artık durduğunu söyleyebiliriz açın. Peki hocam, şimdi az önce dedik ya borsaya biraz daha detaylı gireceğiz. Şimdi borsayla ilgili tabii İMKB ile ilgili sorular da geliyor. Twitter'dan Mimar Koray rumuzlu bir izleyicimiz diyor ki Erkin Şahinöz 3-4 ay içinde 65 bin olabilir diyor. Siz 90 bin bile olabilir diyorsunuz. İkinizin de dediği olur mu? Öyle bir şey olamaz tabii ki. Yani şöyle, ben şimdi bir senaryom var kafamda. Hani bu senaryo şöyle bir senaryo. Bunu açıklamaya çalışıyorum zaten. Birinci varsayımım şu. Amerika'da ekonomi yeniden resesyonist bir eğilim göstermeyecek. Amerika'daki iş dünyası artık mali uçurum konusunda başka sorusu kalmadı kafasında. Yani harcama kesintileri bu yıl 85 milyar dolarlık bir harcama kesintisi var. Ama bunun Amerikan ekonomisinde ciddi bir daralma yaratıp yaratmayacağı konusunda çok piyasa olumsuz değil. Bu anlamda ben Amerika'nın bir motor gücünün olduğunu artı son açıklamalarla birlikte Bernanke'nin bu son açıklamalarıyla birlikte artık şeyi sorgulamıyorum. Acaba 2013 sonuna kadar bu parasal genişlemede QE'de falan durdururlar mı? Geri çekmeye başlarlar mı? Bunu sorgulamıyorum artık. Çünkü Bernanke bu kadar açık ve net söyledi. Yani bunun durmayacağını ve yıl sonuna kadar bunun devam edeceğini çok açık söyledi. Şimdi benim varsayımlarım bunlar. Her izleyici mutlaka birçok yorumcuyu, analisti dinliyor. Ve Erkin özellikle Amerika'da Fed'de çalışmış birisi. Yani 4 yıl orada araştırma birim başkanlığı falan da yapmış. Yani bir araştırma ekibinin başındaydı Erkin Şahinöz. Ve benim çok çok yakın bir arkadaşım. Zaman zaman biz de onunla konuşuruz. Gelecek hafta da gelecek programa. En azından onun da varsayımlarını alırız. Ben hangi varsayımlara dayanarak şey yaptığını bilmiyorum ama Erkin'in söylediği bir şey de var. Ben diyor bu açılım konusunda gelişmeler çok olumlu olursa zaten o fikrimi varsayımımı değiştiriyor diyor. O zaman diyor yukarı hareket bekliyor. Ben şimdi daha önceki tabii istatistik hareketlere de bakıyorum borsada. Yani 5 haftalık düşüşten sonra bir dibi gördük. Daha fazla düşmek için ne sebep var diye baktığımda çok fazla sebep bulamıyorum. Çünkü bizde de iş talep artmaya başlamış. Hafif hafif kıpırdanma var. Bu hükümetin biliyorsun inanılmaz bir muazzam bir şey seçim hazırlığı var şu an. Yani belki anayasa değişimi hazırlığı var diyebilirsin. Mesela 25 bin civarında bir engelli alınacak. Öğretmen atamaları yapılıyor. Memurlara işte şey geliyor. Zam değil de fazla mesai fazla ücreti. Mesai ücreti geliyor vesaire. Yani ben şeyi kabul edemiyorum. Ekonominin bu sene de %2,5-3 büyüyeceğini kabul edemiyorum. Her ne kadar Merkez Bankası kredileri sınırlamaya çalışsa da Barış, şöyle bir durum var. Ben ekonomideki büyümenin ivmeleneceğini düşünüyorum önümüzdeki 3 ay içerisinde. Yüksek enerji maliyetleri nedeniyle sanayi firmalarının ilk 3 aylık bilançoları genellikle olumsuz, bir miktar karları geçen seneye göre biraz daha olumsuz gelecek. Ama bizim önümüzdeki en önemli engelin Bankacı Rekabet Kurulu'nun vereceği karar olduğunu düşünüyorum. Yani orada ciddi bir ceza gelirse vesaire bir volatilite yaşayacağız. Ama 90 bin bugünkü yazımda ben bahsettim. Yani 86.700 zirve yeniden yavaş yavaş bir yukarı eğilime girdik.
geri çekilmeler daha yavaş olacaktır bence. Çünkü dışarıdan talep çok güçlü geliyor. Yani ben bunu açıkça hani açıklayamıyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Her zaman biz piyasayla ilgili konuşurken hani açıp yabancılara işlem yapan aracı kurumlarla da görüştüğümüzde buradaki yabancı takas oranına bakıyorum. Yabancı takas oranında bayağı bir ciddi bir ivmelenme var. Adeta satılan hisseler yerine ciddi biçimde konmaya başlamış. Bunu bize şey de teyit ediyor. Yani yabancılara işlem yapan aracı kurumlarla görüştüğümde onlardan durum nasıl vesaire dediğimde gerçi çok ayrıntılı hani bir şey söylemiyorlar ama en azından onlar eğer işte idare ediyoruz diyorsa bu çok iyi demektir. Yani öyle yorumluyoruz genellikle. Ben şimdi oradaki senaryom o. İzleyicinin yapacağı şey benim senaryomumun varsayımlarımı mı daha kendisine mantıklı geliyor? Diğer yorumcuların o beklentide oldukları için onların varsayımları mı daha mantıklı geliyor? Şimdi burada şunu yapabilirsiniz. Dersiniz ki ben 3 tane Goldman Sachs'ın görüşünü okudum, Merrill Lynch'i okudum, Yaşar Erdinç'i okudum, Erkin Şahinoz'u okudum. Hepsini okuduktan sonra ben de bana göre borsa %60 yukarı gidecek dersen, %40 aşağı gidecek dersen o zaman bu şu demektir. O zaman 100 liranın 60 lirasını borsaya sokarsın, 40 lirasını likitte tutarsın. %70 olasılıkla aşağı gideceğine inanıyorsan, o zaman 70 lirasını likit diğer şeyde tutarsın, 30 lirasını risk alırsın. Bunda risk dağıtımını yaparsın. Dolayısıyla ama izleyici öyle algılamıyor Barış. İzleyici genellikle hani ya hep ya hiç, ben bir tanesine inanayım, 1 ve 0. O yanlış çıkacak, bu doğru çıkacak. Halbuki orada riski dağıtmak gerekiyor ve ben haksız çıkabilirim. Benim varsayımlarımda değişme olursa ben tabii ki yarın ben de 65 bine gidiyor diyebilirim endeks. Bunu peki hocam. Rahat söyleyebilirim. Endeks konuşmayı, MKB'yi konuşmaya devam edeceğiz ama bir reklam aramız var. Kısa bir araya gidelim, devam edeceğiz. Dünyada moda yaratan bir defile caddesi var mı? Dünyada Yeditepe'ye tepeden bakan bir kule var mı? Dünyada rezidansları, ofisleri, sokakları, meydanları bile size özel tasarlanan bir yer var mı? Şimdi var. Olmaz denilen her şey şimdi Metropol İstanbul Ataşehir'de var. Metropol İstanbul projesi emlak konut güvencesiyle Varyap Kapı İnşaat tarafından yapılmaktadır. İtfaiyeci gider, yangın yok. Doktor gider, hasta yok. Hakim gider, dava yok. Öğretmen gider, öğrenci yok. Polis gider, sorun yok. Çünkü Halkbank'ta bir olay var. Olay kredi. 50 bin liraya kadar %0.75'ten başlayan faiz oranlarıyla üstelik dosya masrafsız. Kamu çalışanlarına özel olay kredi Halkbank'tan. İsteyin yeter. Halkbank. En özel haberler, hiçbir yerde bulamayacağınız foto galeriler, en eğlenceli videolar, Türkiye'nin en çok okunan, gündemi belirleyen köşe yazarları, Türkiye'nin en güvenilen, en hızlı güncellenen haber sitesi bugün.com.tr'de. Paranın rotası devam ediyor. Hocam borsa ile ilgili bir soru daha var. Sait Çiftçi diyor ki yabancı payı grafikleri ne durumda? Dow Jones NTP'de Doji ile kapandı. Durum çok kritik demiş. Sizin düşünceniz nedir? Evet. Dow Jones'a da bakarız şimdi ama yabancı grafikleri bir payını bir verelim isterseniz. Şu an ekrana grafiği alacağız. Ve daha önce 66-16 seviyesindeydi yabancı payı. Bu Moody's haberinden önce. Moody's not artırmayacağını söyleyince yabancı payı yaklaşık olarak 64-30'lara kadar geriledi. Ve bu gerileme sonrasında da bir dip yaptı. Yani endeksin 75.500 yaparken yabancı payı da buraya geldi. Şimdi buradan itibaren özellikle son 4 günde belirgin bir şekilde borsadaki artışı yaratan temel unsur şu. Yani şuradaki yabancı payındaki artış. Şimdi aynı grafik üzerine şeyi koyacağım. Bizim borsayı koyacağım.
ve ikisini birlikte izleyeceğiz şimdi. Burada günlük şeye baktığımızda dikkat edersen borsa kırmızıyla gösteriliyor. Zannedersem onu izleyici görebiliyor. Ve borsa en son 75 bine kadar geriledikten sonra tam burada yabancı payın artmasıyla birlikte borsada artış görüyoruz ve düşüş de aynı şekilde başlamış durumda. Hı hı. Şurada borsanın bir yukarı gidişi var ama orada yabancı payında artış yok bu bölgede. Dolayısıyla şu an şeyi söyleyebiliriz, yeniden alıma geçildiğini söyleyebiliriz. Bu da bizim endeksi tam anlamıyla güçlü bir destek haline getiriyor. Yani 75.500'ü çok güçlü bir destek haline getiriyor. Hani ben burada borsa yükselir derken, yükselişin devam edeceğini söylerken de tabii ki her zaman biliyorsunuz zararını kesme noktası veriyorum. Ve şu an için 77.500'dür benim için zararı kesme noktası. Onun altına gelirse işler yeniden bozulmuş demektir. Eğer orada zararı kabul edebilecek olan varsa zaten alım yapmalıdır. Şimdi grafiğe, İMKB 100'e baktığımızda, dünkü grafiğe baktığımızda özellikle 5 dakikalık grafiklerde dün son 3 günde bak mesela şurası 26 Şubat. 26 Şubat'tan itibaren düşüşle açılıyoruz. Hı hı. İspanya'nın İtalya'nın seçim sonuçları vesaire geliyor. Ondan sonra sürekli olarak yükseliş, düşüş daha az oluyor. Yükseliş, bekleme, yükseliş, bekleme, yükseliş, bekleme şeklinde gidiyor. Bu klasik bir istikrarlı yukarı yönlü hareketin zaten ipucu. Yani önemli. Bir de zaten bunu hem bugün gazetesinde geçen cumartesi yazdım hem de Para dergisinde benzer yazılardı. Zaten 5 haftalık bir düşüşün altından bir tepki gelecekti. Yani bu hafta başlarken de pazartesi günü ne dedik? Hani borsa düşüyordu. İtalya seçimlerini bekliyordu. Evet. BES'tekilere bile artık bundan sonra tahvil bonodan bir miktar çıkıp hisse senetli endekslerine girmeleri gerekir. Çünkü herkesin artık daha da büyük korku 70 bine düşer mi diye çok sorduğu yerdeydik. O noktada o sorular artınca zaten ortaya da çıkıyor şeyin. Yani dibe yaklaştığımızın veya yaklaşma olasılığımızın arttı. Dolayısıyla yabancı takasındaki artış şu an bayağı bir ivmeli gidiyor. Bundan sonraki hedef ne hocam ve orta vadede alım yapılabilir mi? Orta vadede ben alım öneriyorum. Yani borsada şu anda da öneriyorum. Ve bundan sonraki hedefi de şöyle göstereyim. En azından önümüzdeki 3-5 haftalık süre içerisinde grafiği arkadaşlar tekrar alalım biz. 3-5 haftalık süre içerisinde biz bu 4 gün son 4 gündür yükseliyor borsa ve şeye baktığımızda nereye kadar ilk hedef olur diye altın rasyonun gösterdiği 82.500, yani şu seviye, şu 3 üst çizgi seviyesi, yani 82.500 çok güçlü bir direnç. Bunun öncesinde bir de 81.000 seviyesi var. Daha önce karşılaşıp da yukarı geçemediği. Dolayısıyla en fazla 82.500'e kadar bir artış bekliyorum. Ne zamana kadar? Önümüzdeki 3 hafta içerisinde, 4 hafta içerisinde. Hı hı. Bu arada yalnız aşağıda desteği vermek lazım. 77.500, 77.000 aralığı, yani 77.000 ile 77.500'ün altına tekrar düşmememiz lazım. Ama şu yükselişten sonra bir geri çekilme göreceğiz bence. Yani o da bir alım fırsatı verecek bence. Salı akşamı zaten bir webinar yapacağım. Yani son bilançolar geldi artık. Web sitemizden canlı olarak yapıyoruz onu. Sonra da videosunu ben koyuyorum. Onu normal bir hizmet gibi, yani okuyucular çok istiyorlar, yapıyoruz. Orada daha çok hani oluşturulabilecek portföyler hakkında verilebilir. Önemli bilançosunda güzel değişiklikler olanlara bakacağız. Ben de bakmadım. Onları inceleyeceğim zaten bu hafta sonu. Şimdi buradan itibaren geldiğinde bu tamamıyla önümüzdeki 2-3 haftalık süre içerisindeki hedef. Ama 77.000 altında bir kapanış yeniden, o çok başka bir hikaye artık. Yani o zaman tümüyle ben bütün hikayemi değiştirmek zorunda kalırım. Eğer 77.000'in altında kapanış olursa. Şimdi buradan itibaren de Barış, eğer 82.500 yukarı geçilirse, eğer bunun üzerinde 2 gün kapanış olursa, bizim hedef zaten 86.700 olacak. Yani 86.700. Bu yaklaşık 1-1,5 aylık bir hedef benim görebildiğim. Ve ondan sonra yatay gitmesi, ki dışarıdaki risk iştahını kesecek bir şey olmadığı sürece, eğer kesilirse zaten ben hedefimi değiştiririm. Yani orada şu anki gördüğüm resim, kafamızdaki en önemli soruların, kilit soruların
cevaplandığı bir haftaydı bu hafta. Yani bu, bu açıdan çok önemli. Bernanke'nin konuşmasıyla Draghi'nin konuşması, İtalyan seçimlerinin bitmiş olması birçok belirsizliği ve mali uçurumun ve harcama kesintilerinin de artık realize olmuş olması birçok belirsizliği ortadan kaldırıyor. Şimdi az önce izleyicimiz şeyi sordu. Hani Dow Jones Endeksi Doji yaptı dedi. Burada dikkat ederseniz Doji dedi. Yani şöyle Dow Jones Endeksi yukarı gitti geldi ve daha çok ters asılı adam yapmış durumda ve işlem hacmi de artmış durumda. Dow Endeksi evet buralarda bir miktar bekleyebilir ama benzer hareketleri daha önce de yaptı. Özellikle mesela şu düşüş çok önemliydi. Fed toplantı tutanaklarından sonra bir düşüş devam edecektiyse toplantı tutanaklarından sonra devam etmeliydi ve devam etmedi. Bu yüzden 13.780-13.800 seviyesi bence çok güçlü bir destek. Bir de şu dirençlerin üzerinin test edilip geri gelinmesi bir miktar bekleme olacağını bence gösteriyor. Ama bundan sonra Amerikan ekonomisindeki yani Amerikan borsasını yönlendirecek temel faktör bundan sonra Amerikan ekonomisine ait gelecek veriler olacaktır. Teknik olarak bir miktar daralma görüntüsü olacak. Bir de şunu söyleyeyim ayrıca. Daha önceki dönemlere de baktığımızda daha önceki dönemlerde de benzer şekilde bir işte ters asılı adam görüntüsü oluştuğu zaman mesela şurada oluşmuş bir miktar geri çekilmiş. Ben 250 puandan fazla bir geri çekilme beklemiyorum orada. Dolayısıyla da hani Dow Endeksinde bir risk görmüyorum şimdilik kısa vadede. Eğer 14.277'yi daha önceki zirveyi geçtikten sonra bir kar realizasyonu gelecektir ama. Peki hocam, Ahmet Uzunoğlu diyor ki EBITDA konusunda ne düşünüyorsunuz, ne işe yarar, nedir? Bilgi verir misiniz diyor. Evet, dün de hani öz varlık, öz sermaye ve defter değeri ne demektir sorusu vardı. Bunlar çok önemli sorular. EBITDA İngilizce olarak kısaltılmış bir şey. Onun Türkçe karşılığı FAVÖK olarak değerlendiriliyor. Yani bir raporda EBITDA görebilirler, bir raporda da FAVÖK olarak görebilirler. EBITDA, Earning Before Interest, Tax ve Amortization demek. Yani bir firmanın aslında net nakit girişini gösteriyor. Faizden ve vergiden arındırılmış parayı gösteriyor. Şimdi siz ne kadar bir para kazanıyorsunuz, sonra bundan faizi ödüyorsunuz. Vergi ve amortismanlar da aslında firma için bir para çıkışı değildir. Yani bir diyelim ki bir makineye yatırım yaptın. Onun parasını zaten önceden ödemişsindir. Sonra bu makinenin maliyetini her yıla yedirirsin. Bilançoda. O bir nakit çıkışı gerektirmediği için karı hesapladığınızda karın üzerine amortismanı koymanız lazım. Çünkü net nakit girişi açısından. Ve EBITDA şey açısından çok önemlidir. Piyasa değeri, defter değeri oranı fiyat kazanç oranı şeye bağlıdır. Yani piyasa değeri karın kaç katı ediyor? Peki EBITDA'nın kaç katı ediyor? Burada da belli oranlar vardır. Neden işte sanki hani şöyle düşünebilir izleyicimiz. Orada niye bunları dışlıyoruz? Yani vergi ödenmiyor mu? Ödeniyor tabii ki. Ayrıca şey ödenmiyor mu? Faiz ödenmiyor mu? Ödeniyor. Amortismanlar daha önce yatırım yapılırken peşin olarak ödenmiş, aktifleştirilmiş. Bu tamamıyla firmanın kendi faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit girişini gösteriyor. Yani kendi faaliyetinden 100 lirada kaç lira kazanıyor? Şimdi bazı firmaların şöyledir. 100 lira ciro yapar, 10 lira EBITDA'sı vardır, %10'dur EBITDA'sı, 10 lira EBITDA'sı. Net kâra bakarsın, %2'ye düşmüştür. Acayip faize para gitmiştir. Yani kârın çok önemli bir bölümünü faaliyetinden elde edilir. Faaliyeti ne yaratmış, ne kadar kâr yaratmış, ne kadar bir nakit girişi sağlamış diye merak ediyorsa izleyici, sırf faaliyetinden gelen nakiti merak ediyorsa EBITDA'ya bakmalı. Ve çok önemli bir orandır. Değerlemeler açısından çok önemli bir orandır. Zaten bizim hazırladığımız raporlarda ki inşallah Nisan ayında devreye girecek, orada görecekler. Finansal okur yazarlığın gelişebilmesi için muazzam şeyler yaptık. Yani bir raporu okuduğu zaman Çince gibi geliyor yatırımcıya. Yani bir raporu alıyor yatırımcı. Orada EBITDA, FAVÖK, firma değeri, piyasa değeri, firma değeri ne hocam diyor, piyasa değeri ne diyor vesaire. Biz şimdi öyle bir rapor hazırlıyoruz ki bir raporu okuduğunda devasa bilgiye sahip olabileceği ve her yatırımcı buna sahip olmalı. Belki de yarın artık kendi raporunu kendi hazırlamaya başlayacaktır. Ama bu çok önemli. Ben özellikle Ahmet Uzunoğlu'na teşekkür ediyorum. Böyle sorulara dün de söylemiştim.
bayılıyorum yani böyle sorulara. Çünkü gerçekten işin özüne gidiyor bu sorular. Yani bir firmaya bakarken ona bakması gerekiyor. Bir şey daha söyleyeyim Barış. Burası çok önemli. Neyse burası çok önemsiz, dinlemeyin sevgili seyirciler. Çünkü önemli deyince genellikle şey oluyor. Önemsiz deyince hep öğrencilere yaptığım bir şeydir. Arkadaşlar burayı dinlemeyin, ben burayı kendi kendime anlatacağım falan derim. Tabii bunları da söylerken ne söyleyeceğini unutursun. Bir firmayı Barış, yatırım yapayım mı yapmayayım mı? Şimdi analistlerle her gün toplantı yapıyoruz ve eşimle de konuşuyoruz. Şimdi bir sürü analiz yaptık, bir sürü şirket raporu çıkardık. Tek tek şöyle dedik: bu firmaya ortak olur muyduk, olmaz mıydık? Yani bu firmanın sahibi gelip Yaşar Bey gel bizim firmanın ortağı ol deseydi olur muydu, olmaz. Buna olurdum, buna olmazdım, buna olmazdım, buna olurdum şeklinde ayırmaya başladık firmaları. Çok ilginç şeyler çıkıyor. Şimdi analistlere diyoruz ki işte herkes bunu yapacak bizim. Olur muydunuz, olmaz mıydınız? Kaç kişi o firmaya niye ortak olurdu? Tamam mı? Buradaki oran çok önemli. İzleyici şunu yapmalı şirket seçerken. Bu firmanın verilerine neye bakacağını bilmiyor ya. Varsaysın ki o firmanın sahibi kendisini çağırdı ve dedi ki gel bizim firmaya ortak ol dedi. Neye bakmak isterdi? Ne söylerdi? Tek bir soru sorardı, biliyor musun? Kaç para koyuyorsun, kaç para kazanıyorsun arkadaş? Tabii. Öyle değil mi? Tabii. Bu soruya cevap verdiğin anda zaten firmaya ortak olayım olmayayım diyorsun. Hı-hı. Doğru yatırımcı, bilinçli yatırımcı bu soruya cevap bulmak zorundadır. Hocam peki bu soruya nasıl cevap bulacağız? Hah, o zaman işte biraz daha bilgi lazım. Kaç para koymuş, kaç para yatırmış? Bilançonun neresinden anlayacağım? Biz mesela şey diyoruz, ROI katsayısı vardır. Bu da İngilizce kısaltılmışıdır. Return on Invested Capital. Yani yapılmış yatırımın getirisi. Şimdi bir firma var, %101 biliyor musun? Yani koyduğu paraya o yıl %101 kazanıyor. Şimdi bu firmaya nasıl ortak olmazsın abi? Ya bu firmaya nasıl ortak olmazsın? Hocam son 3 dakika bu arada. Bu konu çok böyle uzar gider biliyorum ama bir altın soruluyor bir de. İsterseniz bir de altına bakalım. Şimdi çok güzel bir soru var orada altında. Madem hocam senin dediğin gibi bütün parasal genişlemeye ilgili sorunlar bitti de niye altın gitmiyor değil mi? O soruyu mu söylüyorsun? Evet evet hocam. Ha tamam. Niye şimdi altın? Tabii hem o soruya cevap veririz hem de ne olur? Alalım mı, almayalım mı, ne yapalım? Satalım mı? O sorular çok altınla evet, ilgili. Ben şimdi yani önümüzdeki 2-3 ay için altında kalmak yerine çok iyi hisselerde pozisyon alınmasının daha anlamlı olacağını düşünüyorum. Çünkü altın 1575'ten mesela altın 1575'ten 1650'ye gitse sanki bir hissenin 1575'ten 1650'ye gitmesi gibi bir şey. Bu bir hisse de hemen olabilecek bir şey. Yani 75 kuruşluk tabii bir artış hemen olabilecek bir şey. O anlamda yani altın şu an diplerde. Grafiği de verelim arkadaşlar. 1575 ve 1650 burası. Şimdi buradan buraya kadar gidelim. Çok zor. Neden biliyor musun? Parasal genişlemeye ilişkin tedirginlik bitti ama bana göre yeni para girmeyecek. Yani yeni bir QE5 yok. Altını hep yukarı götüren bugüne kadar QE'lerdi. Yani altın şuradaki hareketi sırasında da yeni QE gelecek mi gelmeyecek mi beklentisindeydi. O sırada var olan paranın çekileceği beklentisi yoktu. Yani buralarda öyle bir şey yoktu. Yeni QE. Ne zamanki Jackson Hole'da toplantı yapıldı, ne zamanki Bernanke yeni parasal genişleme sinyalini net verdi, altın fırladı 1800'e gitti. Şu an yeni parasal genişleme var mı? Yok. Peki para çekilecek mi? Paranın çekilmeyecek olması altının daha fazla düşmesini engelleyecek. Yani 1555 önemli bir destek oldu. Yeni para gelmeyecek olması da altının buralarda aynen şu hareketi yapmasına sebep olacak bence. Yani 1650 ile 1550 aralarında gidip gelecek. Belki 1670'e 75'e çıkacak. Ama yılın ikinci yarısından sonra altın yeni bir hikaye başlatabilir. İşte orada Japonya'da enflasyonun artmaya başlaması, Amerika'da işlerin bu ekonomik gelişmenin düzelmesi ve yavaş yavaş fiyatlara yansımaya başlaması. Eğer enflasyon %2,5'a yaklaşırsa bu durumda enflasyonla birlikte altın o zaman hareket etmeye başlayacaktır. Altın bir süre kış uykusuna yatacak diyebilirim yani.
Peki hocam, artık son bir dakika. Yavaş yavaş toparlayacağız. Çok sayıda yorum ve soru var ama İrfan Bey demiş ki soru sormuyoruz diye izlemediğimizi düşünmeyin hocam. biz o kadar bilgilendik ki artık soru sormuyoruz. Sağ olsun, evet. Ama İrfan İnce bizim eğitimlerin çoğuna katıldı ve çok bilgili birisi. Gerçekten çok bilgili yani. Herkes keşke onun gibi yatırımcı. Hocam bir de yeniden yayınlamayı düşünüyor musunuz kitaplarınızı? Tükenmiş siyasal yayınlarından çıkan kitaplar, onu soruyor bir izleyicimiz. Hemen onunla kapatalım. O kitabı var ya, yayınlayacak vakti, daha doğrusu içine mutlaka ekleme yapmam lazım. Değiştirmesi lazım değil mi? Ama ekleme yapmam lazım. Ona vakit bulamıyorum. Çünkü şu yaptığımız projede biz, Barış, buradan çıkıyorum. Biliyorum, akşam biliyorum saat hocam. 6'ya kadar kafamı kaldıramıyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları diliyorum size. Ben de çok Pazartesi teşekkür ediyorum. Pazartesi tekrar görüşürüz. Ben de izleyicilerimize iyi hafta sonu diliyorum. Paranın rotasını noktalıyoruz. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz bir kez daha katkılarından ötürü. Biz şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra yayınımıza bugünün gündemiyle devam edeceğiz.